bazı insanları sempatik bulurken bazı insanları neden gıcık buluruz? Ben mesela seni çok tatlı buldum ama süper şeker tatlısın. Bir de kıl tipler vardır, kıl. Mesela gıcık ayrıdır, kıl ayrı, antipatik tipler vardır, itici tipler vardır, ayrı ayrıdır. Ama gıcık ayrıdır tabii. Ama yazık tabii, gıcıkta olana da acımak lazım. Yani içten bir acıma hissiyle yaklaşmak gerekiyor gıcık olana. Yani hakikaten gıcık olmamak lazım. Yani gıcık olduğunu kabul etmek ama şefkat duymak lazım. Mesela kıl da öyle. Bizim mesela bir edebiyat hocamız vardı, adı Kıl'dı zaten. Böyle incecik bıyığı vardı, iplik gibi. Ama bu bir suç değil tabii, insan bıyığını öyle bırakabilir. Acayip kibar konuşuyordu böyle, R'leri, şeyleri falan çok düzgün çıkarıyordu. Tam edebiyatçıydı. Yani çok muazzam bir Türkçe kullanma kabiliyeti vardı. Gözleri şaşıydı ama şaşı olmak da bir suç değildi, birçok insana da yakışır şaşı. Saçları yoktu. Eline sürekli saçlarını düzeltiyordu böyle. yani saçı olmaması suç değil. Birçok insanın belirli bir yaştan sonra saçı dökülür. O da makul bir şey. Ama hakikaten kıldı. Ama yani insan acıyordu. Yani kıl olması bir nefret, öfke meydana getiren bir kıllık değil. Yani teknik anlamda kıldı yani. Hakikaten baktım o kıl tip ya böyle. Ama ahlaksız olursa o zaman gerçekten kıl olur. Mesela gıcık da gerçekten ahlaksızsa gıcık olur. Ama mesela tipi bir insanın gıcık olabilir. Genelde de ortak oluyor yani insanlar. Birisine gıcık olduğum anda diğerlere de gıcık oluyor. Acımak lazım gıcık olan tiplere. Faydalı olmak lazım. Yani onun neden gıcık olduğunu da ona tarif edersek kurtulabilir yani, kurtulur. Yani niye mecbur olsun gıcık olmayan?